Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Dostlar, size bugün bu diyetisyenlerin üniversitede aldığı 4 senelik eğitimin ilk 2 senesini 15 dakika içerisinde vereceğim. Şimdi size kilo vermenin mekanizmasını anlatacağım. Mekanizma şu dostlar. Kalori in, kalori out. Aldığınız kalori, yaktığınız kalori. Enerji mekaniği dostlar, enerji eşitliği. Yani termodinamiğin en temel yasalarından biri. Olay ne? Aldığımız enerji, yaktığımız enerji dengesi. Şöyle bir terazi çizdim sizlere, daha iyi anlayalım diye. Şöyle dostlar, siz bir günde 3000 kalori alıyorsanız ve 3000 kalori yakıyorsanız bulunduğunuz kiloyu koruyacaksınız. Şimdi şöyle bir terazi çizdim sizlere. Bu tarafta alınan kalori, tükettiğimiz kalori var. Bu kaloriyi nasıl alabiliriz? Yiyecek tüketerek, yani insan bedeninden bahsediyorsak bir şeyler tüketerek, yiyerek, içerek kalori alarak. Alınan kısmı böyle. Şimdi de yakılan kısmına geçelim. Birincisi, yakılan kısımda bazal metabolizma var. Bazal metabolizma ne? Bazal metabolizma dostlar, günlük aktivitenin dışında vücudunuzun hayatta kalabilmesi için yakılan kalori miktarı. Şöyle örnek vereyim size. Komadasınız, hiç hareket etmiyorsunuz, sürekli yatıyorsunuz ama vücudunuz hala çalışıyor hayatta. Hücreleriniz fonksiyonunu yerine getiriyor, kalbiniz atıyor, oksijen alıp veriyorsunuz. Bunları sağlayabilmek için bile vücut bir kalori yakar. Biz buna bazal metabolizma diyoruz. Onun dışında günlük aktivite var. Günlük aktivitede işte ne yapıyorsunuz? Bakkala gittiniz, geldiniz, yemek yaptınız, video çektiniz, beden dili kullandınız. Günlük aktiviteleri de topladığımız zaman tüm kalori miktarından yakılan kalori miktarı diyoruz. Siz sallıyorum 90 kiloluk bir insansınız ve her gün 3000 kalori tüketiyorsunuz. 3000 kalori sizin maintenance'ınızdır. Maintenance ne demek? 3000 kalori tüketerek hayatınıza 90 kilo olarak devam ediyorsunuz. Bir değişim olmuyor. Yani 3000 kalori alıyorsunuz toplamda burada ve 3000 kalori yakıyorsunuz, 90 kiloyu koruyorsunuz. Siz şimdi burada alınan kaloriye 500 kalori eklediniz, sallıyorum yarım pizza yediniz, buraya 500 kalori eklediniz. Aldığınız kalori artarsa ne olur? Kilo alırsınız. Peki nasıl dengeleyebiliriz bunu? Buradan 500 kalori aldık. Gittiniz koşuya, 500 kalori yaktınız, 1 saat sallıyorum, 1 saat koştunuz. 500 kalori yaktınız, burası da arttı, dengelendi ve tekrardan 90 kiloyu korudunuz. Peki hocam ben kilo almak istiyorum diyorsunuz, ne yapacaksınız? Birinci, yemek yersiniz 500 kalori ama yakmazsınız. Yani 3000 tüketiyordunuz, 500 eklediniz. Artık 3500 tüketiyorsunuz. Burada hiçbir değişiklik yapmayacağız. 3000 kalori yakmaya devam edeceğiz. 500 kalorilik bir fazlalığımız olacak ve kilo alacağız. Onun dışında kaloriyi arttırmasanız bile aktivitenizi azaltırsınız. Daha az hareket edersiniz. Daha az hareket ederseniz ne olur? 3000 kalori yakmayacaksınız. Artık sağlıyorum 2500 kalori yakacaksınız. Ve burası artmış olacak. Arttığında da ne olurdu? Kilo alırdık. Peki hocam ben zayıflamak istiyorum derseniz. Bunun da iki yolu var. Az yersiniz. 3000 kalori yiyeceğinize 2500 yersiniz. Ne olur? Burası artmış, burası azalmış olur. Kilo verirsiniz. Onun dışında aktivitenizi arttırırsınız. Sağlıyorum 3000 kalori yiyorsunuz şu anda. 3000 yakıyordunuz. Gittiniz bir saat koşu yaptınız. 3500 yakıyorsunuz artık. Ne oldu? Burası arttı ve kilo vermeye başladınız. Kalori in, kalori out. Bilmeniz gereken tek şey bu. Bakın, tek şey bu. Peki bugüne kadar dostlar bir sürü hocayla bu konuyu tartıştım. Bir sürü diyetisyenle, sporcu arkadaşlarımla bu konuyu tartıştım. Ve hepsi benimle tabii ki aynı fikirde değildi. Bazı soruları vardı, bazı işte argümanları vardı, bu böyle değil diye. Birkaç soru vardı, gerçekten düşündüren, açıklanması gereken birkaç soru vardı. Bunları burada cevaplayacağım ki siz de neyin ne olduğunu öğrenin. Size birazdan göstereceğim sorularla argüman sorup işte bu yüzden kalori in, kalori out çalışmaz, bu yanlıştır diyen hocalar olursa veya diyetisyenler kaçın dostlar. Çünkü bir bok bilmiyorlar. Şimdi gelin bu argümanlar ne, bu sorular ne, ona bakalım. Dostlar ilk argüman şu. 1956'da bir araştırma sunuyorlar. 1956 anasını satayım, taş devrinde. Artık mağara adamları mı yapmış araştırmayı bilmiyorum. Yani bu dönemden araştırma getirmenin bir manası var mı onu da bilmiyorum da. Her neyse biz yine de cevabı vereceğiz. Dostlar 3 grup yapmışlar. Bu 3 grup sallıyorum eşit kalori tüketiyorlar. Burada sallayalım mekanizmayı çizmişken 3000'er kalori tüketiyorlar. Ve şöyle bir durum var dostlar. Grup 1 %90 yağ tüketiyor. Grup 2 %90 karbonhidrat tüketiyor. Grup 3 %90 protein tüketiyor. Ve belirgin olarak şunu görmüşler. Karbonhidrat tüketen grup kilo almış.
aynı kalori tüketmesine rağmen. Durum ne burada dostlar? Siz karbonhidratı yükseltirseniz karbonhidrat vücutta su tutar. Yani karbonhidratı glikojen olarak depolarsanız 1 gram karbonhidratı glikojen olarak depolayabilmek için 3 gram su gerekiyor. Yani 500 gram karbonhidrat tüketiyorsanız bu 1500 gram su tutacak vücutta. Yani karbonhidratta kilo almalarının sebebi gerçekten kilo almaları değil, tuttukları su. Yağ grubunda da aynı kaloriyi tüketmelerine rağmen kilo verdikleri görülmüş. Ne demiştik dostlar? Karbonhidrat su tutardı. Ama karbonhidratı diyetten çıkartırsanız vücut glikojen depolarını boşaltacak ve bu glikojenlerin tuttuğu su da beraberinde gidecek. Ne olacak? Su atacaksınız, kiloyu vereceksiniz. Burada da verilen kilo su. Gerçek kilo değil. Ve bu su alıp verme olayı çok kolaydır dostlar. Yani bunu işte MMA'de, dövüşlerde görürsünüz, powerlifting'de görürsünüz. İnsanlar işte yarışmaya bir hafta kala ayı gibi su içmeye başlarlar ve karbonhidrat tüketimini sıfıra indirirler. Vücut su atmanı hızlandırır, ayı gibi su atar. Sürekli işersiniz. Akşam 4-5 defa kalkar işemeye başlarsınız. Son 1-2 gün kala suyu sıfıra indirirler. Vücut hala su atmaya başlar ama siz su almazsınız. Vücut bütün suyu atmış olur ve çok fazla kilo vermiş olursunuz. 3-4 gün içerisinde 15 kilo veriyor adamlar. Hatta son 2 gün içerisinde bile 15 kilo verenler var. Adam gidiyor tartılıyor, 50 kilo çıkıyor anasını satayım. Ondan sonra eve gidiyor, ayı gibi yemek yiyor, sabah bir geliyor 65 kilo, 15 kilo almış anasını satayım. Özellikle powerliftingde bunlar olur. Yani mekanizma bu. Bu araştırmada alınan kilolar su, verilen kilolar da su. Yani bu argümanı hiç etmiş oluyoruz. Bu argüman boş bir argüman. Uzun vadede kilo veremezsiniz böyle. Dostlar ikinci argüman yine birinci argümana benziyor da. Olay şu dostlar. Tekrardan 3000 kalori üzerinden gideceğiz. Siz 3000 kalori karbonhidrat, 3000 kalori protein, 3000 kalori yağ tüketirseniz bunların hepsinin yağlanma oranı yani size vereceği yağ oranı, alacağınız kilo oranı aynı mı? Hayır değil dostlar. Neden? Besinlerin termik efekti vardır dostlar. Şöyle yazayım. Termik efekt. Besinlerin termik efekti vardır. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu karbonhidrat, protein, yağ olsun. Bunları vücut sindirmek için ve kullanabileceği, enerji olarak depolayacağı işte vücudu çalıştırmak için kullanacağı duruma getirebilmek için bir enerji harcar. Yani dostlar siz 3000 kalori protein tüketiyorsanız sallıyorum bunu sindirmek, vücudun kullanabileceği bir moda getirebilmek için 300 kalori harcıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan. Sadece yediğinizi sindirmek için. Ve yağa geliyoruz. Yağ sindirmek için yine vücudun kullanabileceği bir moda getirebilmek için 3000 kalorilik bir yağı sindirmek için 100 kalori yakıyorsunuz. Yani protein tükettiğiniz zaman yağ tükettiğinizden daha fazla kalori yakıyorsunuz ve tabii ki protein ağırlıklı beslenirseniz daha az kilo alıyorsunuz. Çünkü aldıklarınızı sindirmek için yapıyorsunuz. O zaman adam haklı. Evet adam haklı. O zaman senin söylediğin kalorinin kalori out yanlış oldu. Hayır. Olmuyor işte. O adam da bunu anladı. Tamam proteini tükettiğin zaman daha az kilo alıyorsun. Çünkü yediklerini yakarken daha fazla enerji harcıyorsun. Ama olay neye denk geliyor? Daha fazla yakmış oluyorsun anladın mı? Yaktığın miktar artıyor. Yaktığın miktar artarsa kilo verirsin. Yine olayımız kalori in, kalori out'a geliyor. Bu da sistemin bir parçası. Bu kadar basit. İkinci argümanımızı da yok ettik. Şimdi üçüncü argümana geçelim. Evet dostlar üçüncü argümanımız da şu. Hormonal tepki. İşte sen şimdi 3000 kalori sadece pizza yesen, 3000 kalori sadece brokoli yesen, bunların ikisinin yapacağı hormonal tepki, hormonal sıkıntı aynı değil. Pizza yersen ne olacak? İşte insülin tavana vuracak, sonra dibe düşecek, kendini aç hissedeceksin falan. Bunun hiçbir etkisi yok. Tamam kendini daha aç hissedebilirsin. Ama bunun kilo verip alma olayına hiçbir etkisi yok. Buradan da 3000 kalori alıyorsun, buradan da 3000 kalori alıyorsun. Ama şöyle bir durum var, daha demin ne demiştik? Proteinin yağdan daha büyük termik etkisi var. Ve brokoli de pizzaya oranla daha fazla protein, daha fazla lif, lifin de termik efekti yüksektir. Yani 3000 kalori brokoli tükettiğiniz zaman sindirmek için yine sallıyorum 250 kalori yapıyorsunuz. Burada pizzayı sindirmek için sallıyorum 150 kalori yapıyorsunuz. Yani 100 kalorilik ufak bir açık oluyor. Bunu kabul ediyoruz zaten.
Ama yine de olay nereye geliyor? Kalori alta geliyor. Yani ne oldu? Burada 100 kalori yakmış oldun sindirmek için. 100 kalorilik bir avantajın var. Ama bu çok küçük bir fark dostlar. Çıkın 15 dakika şu tempoda yürüyün yani. Yakacaksınız. Peki şimdi şey var, şöyle bir sıkıntımız var. Siz sürekli pizza yerseniz sağlığınızı bozacaksınız. Sindirim sisteminizi sıkıntıya sokacaksınız ve hasta olacaksınız. Artık sindirim problemi mi olur, başka bir hastalık mı olur? Kendinizi hasta edeceksiniz ve hasta olmak sizi dolaylı olarak düşük metabolizmaya götürecek. Yani metabolizmanızı düşürecek. Metabolizmanız düşerse ne olur? Yakılan miktar azalır. Yakılan azalırsa artıda kalan artar. Artıda kalan artarsa, yani tükettiğiniz artarsa kilo alırsınız. Olay bu. O yüzden tabii ki sürekli pizza tüketmeyin. Yani dostlar, ortalama eşit bir kalori tüketiyorsanız 100 kalorilik bir fark hiç fark edilmeyecek bir fark. Yani sallıyorum, örnek vermek gerekirse 3700 kalori 1 kilo vücut yağ yapar dostlar. Yani siz her gün 100 kalori buradan daha az tüketiyorsanız yakmak için, şuradan 100 kalori fark vardı ya, her gün 100 kalori eksiğiniz oluyor. Sizin 1 kilo verebilmeniz için 37 gün boyunca böyle beslenmeniz gerekiyor. Sadece brokoli yiyerek. Kolay gelsin diyeyim, başka bir şey diyemiyorum size. Yani olayımız yine ne? 100 kalori fazla yaktınız. O da kalori alt mekanizmasına geldi ve bu şekilde kilo verdiniz. Yani bu doğru diye bu mekanizmayı yok etmiş olmazsınız. Bu da bu mekanizmanın bir parçası. Üçüncü argümanı da yok ettik. Yani özetlemek gerekirse dostlar, olayımız kalori alta geliyor. Alınan kalori, yakılan kalori. Şimdi kilolu insanlar şöyle diyecek. Hocam o 5000 kalori tüketiyor, ayı gibi yemek yiyor anasını satayım. Ben şurada işte bir tabak salata yiyorum, ondan daha fazla kiloluyum. Ondan daha fazla kilo alıyorum. O 80 kilo, ben 95 kiloyum. Metabolizman yavaş. Yanlış anne babayı seçmişsin. Yani şansına kötü, yapacak bir şey yok. Kilo vermek istiyorsan daha az yiyeceksin. Ya da yediklerini aynı tutup yaktığını arttıracaksın. Tek yolu bu. Olayımız bundan ibaret. Bilmeniz gereken tek şey kalori in, kalori out. Başka bir şey söyleyen diyetisyenler varsa, spor hocaları varsa yalan söylüyorlar. Boş konuşuyorlar, bu kadar basit. Evet dostlar, bunun gibi daha fazla bilgilendirici videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İBOFESYONEL Fitness kanalına abone olmayı, İBOFESYONEL'i Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.